Üniversite için bu şehre geldiğimde kalacak hiçbir yerim yoktu. Tüm yurt odaları ve kiralık evler tutulmuştu. Yeni bir daire almak için gereken bütçeye de sahip değildim. Üstümde bir çatı olmayacağı düşüncesi özellikle bu bilmediğim şehirde beni deli ediyordu. Yeni geldiğim bu koca kentte hiç kimseyi tanımıyordum, hiçbir şey bilmiyordum. O kadar çaresiz kalmıştım ki okul kaydımı dondurup memleketime dönecektim. Ta ki Kargatepe denen lanet mahallede bir daire bulana kadar. Başka hiçbir seçeneğim olmadığından hemen buraya yerleştim ve düzenimi kurmaya başladım. Kargatepe ile ilgili düşüncelerim ise mahalleye ilk adımlarımı attığım andan itibaren hızlıca somutlaştı. Sokakta yürürken yabancı olduğumu sezen insanların bakışlarını hissedebiliyordum. Bazı sokaklarda takip ediliyordum. Takip edenler beni soymaya mı niyetleniyorlardı, yoksa sadece o sokaktan uzaklaştığıma emin mi olmak istiyorlardı, bilemiyorum. Kargatepe'ye girer girmez burasının şehrin geri kalanından çok farklı olduğunu da anlayabiliyordunuz. Sanki şehir ve bu mahalle farklı varlıklar ve çok net sınırlarla birbirlerinden su ve yağ gibi ayrılıyorlardı. Mahalleye giren sokaklarda duvar boyalarının döküldüğünü, kaldırımların, yolların çatladığını, pencerelerin ve kapıların çürümekte olduğunu görebiliyordum. Şehrin caddelerindeki, sokaklarındaki ağaçlardan, bitkilerden burada eser yoktu. Diğer mahallelerdeki köpeklerin, kedilerin gözlerindeki sıcaklık, bu mahalledeki sokak hayvanlarında yerini korkunç bir vahşiliğe bırakmıştı. Sürekli kovalanan, düşmanca davranılan hayvanların bakışlarında sadece açlık ve saldırganlık sezebilirdiniz. Binaların pencerelerinde perdeler hep çekili dururdu. Çekili değilse de öyle olmasını dilerdiniz. Çünkü açık pencerelerden bakan yüzler, başınıza kötü şeylerin gelmesini dileyen, uygar dünyadaki herhangi bir olumlu duyguyu yansıtabilmekten yoksun yüzler. İşte şehre geldiğim çaresizlikle böyle bir mahalleye taşınmıştım. Ama ilk zamanlarda durumdan şikayetçi değildim. Yağmurda, karda dışarıda kalmayacaktım. Kendime vakit ayırabileceğim özel bir alanım, sığınağım vardı ve bundan daha fazlasını da istemiyordum. Tabii kararımdan şüphe duymamı sağlayacak bazı şeyler olmadı da değil. Buraya geldiğim ilk ayın sonunda bu sokağın yukarıdan gelen başka bir sokakla bağlandığı çatala doğru birkaç bina ötedeki bir dairede bir cinayet işlenmişti. Anlaşıldığı üzere sık sık müşterilerini ağırlayan bir hayat kadını bir gün kapısının önünde beliren sapığı tarafından öldürülmüştü ve bunun üzerinden de oldukça uzun zaman geçmiş olacak ki kadının öldürüldüğünü dairesinden gelen kokudan anlamışlardı. Bu olay beni oldukça tedirgin etmişti. Cinayetin işlendiği binada da oldukça heyecan yaratmıştı ama mahallenin geri kalanı böyle olaylara alışmış olacak ki cinayet hemen unutuldu ve mahallede benimsenmiş çarpık düzen devam etti. Böyle yerlerde, sokaklarda düzeni kanun güçleri sağlamaz. Halk içindeki önemli figürler, organize suç tarafları kendi kurallarını koyarlar ve bu kurallara uyulduğundan emin olurlar. O yüzden sıradan suçların işlenişinde bile tuhaf, ilkel bir düzen, bir töre vardır. Ama burası bambaşka bir yerdi. Suçların işlendiği gecenin geç saatlerinde sokaklarda hiç kimse olmazdı. En korkulan kabadayılar, en kalabalık çeteler, en donanımlı serseriler bile mahallenin uyuduğu saatlerde evlerine, sığınaklarına çekilirler ve sokakları boş bırakırlardı. Herkes aynı saat için anlaşmış gibi pencerelerden gelen ışıklar hep aynı zamanda kesilirdi. Hatta sokak lambaları bile sönerdi. İşte bu tuhaf durum ilk zamanlarda dikkatimi çekmişti. O yüzden perdeleri aralayıp dışarıdaki karanlık sokağa gözlerdim. Ama hiçbir hareket olmazdı. Gözlemlediğim bu durağanlık anlatamayacağım bir şekilde huzurumu kaçırırdı. Belirli bir süre sonra ise dışarıyı gözlemlemeyi bıraktım. Sıkıldığımdan değil, bu gittikçe artan huzursuzluğuma daha fazla dayanamadığım için. Ama o noktaya kadar bir şey daha dikkatimi çekmişti. Sokağın yukarıdan gelen başka bir sokakla birleştirici çatalda bir bina duruyordu. Tam çatalın ucunda iki sokağın da gözlemlenebileceği bir binaydı. Zaten bu iki sokak da Kargatepe mahallesinin bir nevi iskeletini oluşturuyordu. Bina terk edilmiş duruyordu. Tüm pencerelerine tahtalar, levhalar çakılmıştı. Son kattaki pencere hariç. O pencereye çıkabilen kişi mahallenin çoğunu görebilirdi. Çataldan sonra başlayan ara sokaklar dahil. Bu durum bir süre oldukça ilgimi çekmişti. Ama dışarıyı gözlemlemeyi bıraktığımda oraya da çok bakamaz olmuştum. Gündüz vakitleri ise nedense hiç ilgimi çekmiyor. Nedense 2-3 ay sonra bu bina ve binanın son katındaki pencere yine aklıma geldi.
Belki de o sıralarda yan binaların birinden duyduğum bir çığlık karıştırmıştı zihnimi. Tabii çığlıklar, bağırışmalar bu mahalle için oldukça sıradandı. İçimde dirilen bir huzursuzluğa rağmen gecenin karanlığında yine perdeleri araladım ve o pencereye baştan baktım. İlk başta pek emin olamadım ama ben o pencereye baktıkça o pencereden de bana bakan bir figür gördüğümü düşünmeye başladım. Orada böyle bir figürün durduğuna emin olduktan sonra hemen perdeyi geri kapadım. Olmadık dikkatleri üzerime çekmek istemiyordum ama bunun için geç kalmış da olabilirdim. Ertesi geceye kadar içimdeki huzursuzluk gittikçe büyüdü. Bu sefer o penceredeki figürün niyetleri hakkında meraklanmıştım. Gece vakti gelince yine perdeleri araladım. Yine terk edilmiş binanın son katındaki pencereye baktım ve yine o figürü gördüm. Yine bana bakıyordu ve o baktıkça içim berbat bir paranoya ile doluyordu. Ama bir yandan da merak duygum beni iteliyordu. Korkunç bir sona doğru. Her gece perdeleri aralayıp yatağa gireceğim vakit gelene kadar terk edilmiş binanın penceresindeki şüpheli figürü izlemeye devam ettim. Yatağa dönünce de bu sefer zihnimde binbir türlü düşünce ve duygu dans ediyordu bu figürün etrafında. Fakat ne kadar gözlemlersem gözlemleyeyim hiçbir bilgi elde edemiyordum. Dolayısıyla öncekilerden farklı bir çıkarım da yapamıyordum. Bir gün kararımı verdim ve son katta duran figür araştırmak üzere o terk edilmiş binaya girmek için hazırlanmaya başladım. Fiziksel bir hazırlıktan çok zihinsel bir hazırlıktı bu. Binaya girmek için cesaretimi toplamam gerekiyordu. Ve bu cesareti toplamak için neler düşünürsem düşüneyim sadece daha fazla korku duyuyordum. Böylece o gün hiçbir şey düşünmeden binaya girdim. Kapıda hiçbir engel, barikat yoktu. İçeride tehlikeli bir şey varmış gibi de görünmüyordu. Normalde tekinsiz insanların çirkin niyetleri için kullanılırdı böyle terk edilmiş yerler. Ama burada uzun zamandır hiç kimse bulunmamış gibiydi. Binaya girdiğimde kesinlikle farklı bir his üzerime çökmüştü. Ama bu his beni ürküten, korkutan bir şey değildi. Sadece çok net bir şekilde bir farklılık seziyordum. Yavaş, ağır, dikkatli adımlarla ilerleyerek binayı inceledim. Kat kat yukarı çıktım ve sonunda binanın en üst katına, her defasında baktığım pencerenin olduğu yere geldim. Binanın içinde ne kadar vakit geçirdiğimi ancak bu pencereye geldiğimde anlayabildim. Güneş çoktan batmıştı ve insanlar sokakları terk etmişlerdi. Sokak lambalarının hepsi sönmüştü ve hiçbir binanın penceresinden ışık gelmiyordu. Tek bir tanesi hariç, kendi dairemin penceresi. Bu durum beni oldukça korkutmuştu. Çünkü evden çıkarken ışıklarımı hep kapatırdım. Durduğum yerden evimin penceresine baktığımda, aralanmış perdelerin ardından şeklini çıkaramadığım bir figürün de bana baktığını gördüm. Her ne kadar fiziksel olarak tarif edemesem de bu figürün yarattığı duyguyu kesinlikle tanıyordum. Her gece şu an durduğum yerde de dikilip bana bakan aynı şeydi o. Daha bunun dehşetinden kurtulamamışken başka bir şey daha gözüme çarptı. Pencereden sadece binanın olduğu noktada birleşen iki sokak görünmüyordu. Pencere öyle mucizevi bir konumda, öyle bir açıda yer alıyordu ki bu sokaklara açılan başka ara sokaklar, ara sokakların kıvrımları, sokaklardaki binaların pencereleri çok rahat bir şekilde görülebiliyordu. Sanki bütün mekanın geometrisi bulunduğum konuma doğru bükülüyor, döndürülüyor, çarpıtılıyordu. Bu ikinci şokun da etkisinden kurtulamadan asıl dehşeti yaşadım. Daha önce sokakta yürürken veya evimin penceresinden izlerken göremediğim yerler, açılar, boşluklar gözüme çarptı. Yolların kenarlarında, bilinmeyen karanlık boşluklara açılan çukurlar, daha önce kullanıldığını görmediğim evlerin duvarlarındaki açıklıklar, çatlaklar, sonsuza kadar aşağıya doğru iniyormuş gibi görünen dar merdiven aralıkları. Ve daha kötüsü, tüm bu yerlerden yavaş yavaş hortlayan binbir türlü yaratık, ucube, hatta bambaşka boyutlarda yer alıp bizim boyutlarımızı işgal etmeye yeltenen soyut varlıklar. Gördüğüm veya gördüğümü zannettiğim şeyler karşısında neredeyse deliye dönecektim ki içimde bilinmeyen bir güdü beni olduğum yere kapadı. Delice döktüğüm gözyaşlarımın kapladığı yüzümü zemine dayadım ve tüm bu kabusun bitmesini bekledim. Aradan oldukça uzun bir zaman geçmiş olacak ki uyandığımda yine gece olmuştu. Veya gece hala bitmemişti. Hangisi emin değilim. Ama gözlerimi iyice açtığımda yine karga tepenin karanlığında fazla dikkat çeken ışıltılı penceremi görebiliyordum. Yine aralık duran perdelerimin arasından bana bakan sinsi figürü seçebiliyor, sıradan mantığımla asla çözemeyeceğim niyetlerini sezebiliyordum. Ama bir kez daha karanlık boşluklardan, korkunç mekanlara açılan kapılardan fırlayan binbir türlü varlık, Kargatepe'nin sokaklarını işgal etti ve aynı deneyimi tekrar etmek istemediğim için
Hızlıca arkamı döndüm, sırtımı pencerenin olduğu duvara dayadım, gözlerimi kapadım ve bilincimin uyku diyarlarına kaymasını bekledim. Aynı geceyi kaç kez yaşadığımı bilmiyorum. Kaç kez kendi yaşadığım dairenin penceresine bakıp karanlık bir figür gördüğümü bilmiyorum. Kaç kez Karga Tepe'nin sokaklarını işgal eden deliliğe sırtımı döndüğümü, gözleri kapadığımı bilmiyorum. Çünkü sayamadım. Sayacak rasyonel, bilişsel işlevlerimi kaybetmiştim. Sadece kendimi çılgınlıktan, kendime zarar vermekten korumaya çalışıyordum. Nasıl yaptığımı, daha da önemlisi neden yaptığımı bilmiyorum. Ama bir geceyi gözlerimi kapatmadan, kendimi bilinçsizliğe, uyku diyarına teslim etmeden geçirdim. Ve doğan güneşi daha önce karşılamadığım kadar büyük bir sevinçle karşıladım. Terk edilmiş binadan koştura koştura çıktım. Fakat beni karşılayan şey bir kez daha gece karanlığı oldu. Büyük bir tedirginlikle, yavaş adımlarla sokakta ilerledim. Sonsuz bilinmeze açılan boşlukları, hiçliğe inen merdivenleri ve ardıl boyutlardan sonu gelmez bir açlıkla mahalleyi izleyen soyut varlıkları hissedebiliyordum. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen dikkatli ve dehşet dolu bir yürüyüşün ardından evime ulaştım. Sanki evimi tüm bu süre boyunca işgal etmiş karanlık figürü korkutabilecekmişim gibi delice çığlıklar atarak kendimi oraya buraya savurdum. Evimde kimse yoktu. Buna iyice emin olduktan sonra sabaha kadar ayakta kaldım. En çok ihtiyaç duyacağım eşyaları topladım. Geriye kalan her şeyi arkada bırakabilirdim. Doğruca okulun yolunu tuttum ve yardım edebilecek birilerini aradım. Dördüncü çokumu da okulda yaşadım. Kayıtlara göre tek bir gün bile kaybetmemiştim. İlk başta bunun, karanlık figürün bir oyunu olduğunu düşünmüş olsam da, son katıldığım derslerin kaldığı yerden devam ettiğini görünce bir dilliğin kurbanı olduğuma ikna ettim kendimi. Arkadaşlarım da aynı şeyleri söylüyordu. Sanki aradan hiç zaman geçmemiş gibiydi. Okulda, şehri de geride bıraktım. Çok sıradan, çok mütevazı bir hayat yaşamaya razıyım. Bu dünyada bedeli ne olursa olsun uzak durulması gereken şeyler var. Akıl ve mantığın korunabilmesi için açılması gereken delilikler gibi. Karga Tepe'nin sokaklarını işgal eden deliliğin kendisi gibi.